Herkese selamünaleyküm. Trabzon'dan ben Samet, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün eski işim olan inşaata dönüş yaptım. 1,5 senelik bir aradan sonra bugün şapatıp seramik fanyaz yapacağız. Tabii biz işe başladık. Biraz böyle yoğun bir giriş yaptık. Başlayalı da 1 saat oldu. İşleri yoluna koyduk. Ettirme Yiğit. Şimdi videoya giriş yaptım işte. İşleri yoluna koyduktan sonra. Buraları bir göstereyim. Kimler var, kimler yok. Manzara nasıl, neredeyiz. Bizim köydeyiz ama ne kadar yukarıdayız. Bizim ev buradan gözüküyor mu? Bunları bir göstereyim sizlere hemen. Hemen kamerayı döndürdüm. Ve Yiğit'i gördünüz. Öbür taraftan geç. Abim süzgeç takıyor orada. Alttan çıkışlı süzgeç. Evet. Böyle de çıkacak. Alttan mı çıkacak? Bu alttan çıkacak. Yandan olmaz abi. Yapan niye? Olmaz. Ama burada demirler var ya. Bu ağır ilkiyle açılır. Burası bizim evden kaç kilometre yukarıdadır? 1 kilometre değil mi? 1,5. 1,5. Yani yaklaşık 1,5. Burası bizim evden 1,5 kilometre yukarıda. Ne? Ama şuradan gözüküyor. Bak altı odalar mı? Evet, şimdi yakınlaştırarak takipçilerimize. Aha bakın. Aha bakalım Burcu ne yapıyor evde. Bakalım mı Yiğit? Şurası benim oturduğum ev. Camiyi biliyorsunuz. Aha camimiz orada. Aha annemlerin evi şurada. Şurada. Heh şurada. Bizim orası sahilden yani denizden 1 kilometre yukarıda. Burası da bizim oradan 1,5 kilometre yukarıda. Yani toplamda şu an bulunduğumuz yer sahilden 2,5 kilometre yukarıda olmuş oluyor. Burada böyle eski babadan kalma bir ev var. Yani neyse işte restore ettiriyor burayı yaptıran abi. Baba evidir, baba ocağıdır demiş. Ben burayı yıkamam, elim varmaz demiş. Yıkana kadar yaparım, babamın ocağını yeniden tüttürürüm demiş. Öyle değil mi Yiğit? Evet. Öyle bize aradı. Biz de işini kabul ettik, yapıyoruz. Bizim işimiz burada. Bakın şuranın şapına başladı abi. Ben ona kum getiriyorum. O şap atıyor. Sonra çimento şerbetiyle birlikte seramik yapacağız. Şu taraftan getiriyorum ben kumu. Yoğuruyorum. Yiğit de bize yardım ediyor. Suyu açıp kapatıyor. Harç yapılırken. Ya amca. Bu Yiğit adı mi? Evet. Bu ya amca ya Yiğit. Evet hemen kum getirelim. Yiğit iltiyi al oradan. El arabasını sonra al gel. Ben doldurayım. Hemen taşıyalım gene. Kum. Tamam getiriyorum hemen kumu. Şurayı ikinci harmanımı yoğurdum şimdi abime. Abim şap atıyor. Ben ona taşıyorum kumu. Getir bakalım. Ya amcim. Hey gidi hey. Özledin mi Yiğit inşaat işlerini? Hayır. Neden? Hayvancılığı mı daha çok seviyorsun inşaatı? Hayvancılığı. İnekleri mi daha çok seviyorsun tavukları mı? İnekleri. Neden tavukları sevmiyorsun? Ya amcım. Şimdi şöyle. Çekiyor musun amcanın nasıl çalışmalarını? Çekeyim.
Yerde serin ha burası. Abi incirin arkadan hiç çıkmasın. Çok da güzel bir inciri var arkadaşlar. Ev sahibinin burada. Bakın göstereyim size bunu. Bunu hiç şey yaptırmamış buradan. Ellettirmemiş. Balkonun üstüne bildiğiniz kamelya gibi değil mi? Hı hı. Ama işte yazın arı ve bal olayı olabilir burada. Hani akıyor incirler. Bu da Torosan inciri ha abi. Torosan. Şey inciri değil. Inciri. Patlıcan inciri değil. Ben çok sevmem Torosan. Reçeline bayılırım. Lezzetli yani meyvesi. Torosan'ın reçeline bayılırım da. Kim bilir kaç senelik incir ağacı. Bakın görüyor musunuz? 2 santim var. Manzarası da çok güzel adamın ya. Valla ben sevdim konumu. Konum olarak güzel. Tabii güzel restorasyonlar yapmak lazım burada. Keyifli hale getirmelisin burayı. Yaşanılır bir hale getirmelisin. Yani şuralar güzel aslında da işte işleri var burada. Bak orada kamelya barbekü yapılabilir. Ne oldu amca? Ne yapıyorsun burada? Dolduruyorum. Bugün denize mi gideceğiz? Öyle dedin de. Saat kaç? Dedin de derken. Saat 12. Evet. Biter. Yiğit canlandı. Denizi duydu ya. Şapta sonlara yaklaşıyoruz arkadaşlar. Birazdan yoğun bir şekilde kalebudur fayans örmeye başlayacağız. İki kişi takır takır öreceğiz. Tamam var orada. Getireceğim şimdi. Tamam. Son bir el arabası kum istiyor. Abi. Harç. Döşemeye başladık arkadaşlar. Bayağı da ilerledik. Arka taraflar hemen hemen bitti. Parçaları kaldı. Her şey deniz için mi? Evet. Parçalara geçtik arkadaşlar. En son parçaları koyup burayı yıkayacağız. Suyla birlikte. En son halinde gösteririm sizlere. Ne yapıyorsun Yiğit ya? Adımı yazıyorum. Ne oldu? Oyun oynuyorsun burada. Ne yapacağım? Abi senden ne haber? Kolay gelsin, kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ediyorum. Niye yapıyorsunuz? Seramik. Sığırlar ne oldu oğlum? Sığırlar duruyor. Ne yapacaksın? Sığırları niye yaptın? Duruyor sığırlar. Oğlum senin için sığır işi mi şey mi? Galip oluyorsun. Ben, nerede ekmek orada ben. Nerede para orada ben. Altamda kedi mi bağırıyor? Acı! Kalebodur. Kalebodur ne anladın? Ne diyorsun, bağırıyorsun oradan aşağı? Girim altamda kedi mi bağırıyor? Ama kızdı sana bak oradaki kim adam. Kim kızdı bana? Hacı abi. Hacı kızmaz bana ya. Kızdı. Hacı bak kızar. Nerede? Bunun nakasından. Nasıl ekmek satışları? İyi Allah'a şükür. Para kazanabiliyor musun? Ben mi? Hmm. Sen ne kadar kazanırsan ben de o kadar kazanırım. O zaman senin durumun iyi değil. Niye?
Benim kadar kazanıyorsan senin durumun iyi değil. Hop. Çekerim. Vallahi neyse nostalji bir iş yani. Tamam. Sen nereye anlarsın tütün dizmeden hele? Sen hiç dizdin mi tütün? Senin ağırlığın kadar ben tütün yaptım. Nereden buldun genelde? Samet abi. Ne bileyim orada korna çaldım çıktı karşıma. Karabatak gibi her yerden çıkıyorum. Her yerden çıkıyorum değil mi? Karabatak da. Yiğit. Tamam var git ben de yemek yiyeceğim. Nerede yiyeceksin yemeği bakayım. Bakayım. Kız abına yemek yedin mi? İşte. Gitsin doyursun elinde karnını. Oğlum bunların yemeği var mı bunların yemeği sayılır mı? Ali abi gene düştün ayaklarının üstüne. Herhalde ben. Kaplumbağa kedi gibi hep ayaklarımın üstüne düşerim. Sırtımın üstüne düşmem. Kutu Ali abi buldu bizi burada ya. Heyecanlandı ya. Baklara kaşıyor maşıyor elinden hep pişiriyor. Yok. Niye ben? Ben burada sofra gördüm. Ben hemen otururum buraya. Gerçekten. Herhalde. Sen rızıklı adamsın o zaman. Herhalde yani. Dedem derdi ki oğlum yatan kurtar çıkarır da gezen kalmaz ha. Ha buldu. Bugünü kurtardık ha. Bugünü kurtardın he. Yarın Allah kerim. Yani. İyi hadi abla. Ölmesek bir yerde daha sonra buluruz. İnşallah. Ya sen de var orada bir aylık ekmek al abi. Sen aç kalmazsın. Yemeğimizi yedik arkadaşlar. Elhamdülillah karnımızı doyurduk. Ali abi dediği gibi bugünü de atlattık. Öyle de Ali abi. Günübirlik yaşıyorum diyor. Ali abi de bereketli, rızıklı adam. Bakın hemen sofraya denk geldi. Araba hemen apar topar çekti. Bu tütüne de fazla yapmadım. 1-2 sene yaptım ben bunu. Bakın arkadaşlar bu çalıştığımız yerde de bir hacı abi var. Tütün diziyor. 20 sene önce en son tütün dizilmiş buralarda. Eskiden hep duyarız böyle evler hep toplanırmış arkadaşlar. Tütünler dizilirmiş, muhabbetler edilirmiş. Sen de yetişmedin tütün işine. Ya vagon falan yani ufaktım diyeyim sana. Yani hatırlıyorum canım öyle vagon. Yağmur geliyor denilirdi, vagonlar yağlanırdı. Başa kimdi oradan? Oradan geldi bir sağlık. Kaç senesinde bu eski mi? Ve çok da eski değil bunlar ama. 5-10 sene mi? O civarlarda. Şimdi sağlık müdürü öldü. Geçen dedim bir uğrayayım yanına. Bir halatır sorayım ona. Dediler bak kabul etmez seni yanına. Siktir lan götü olan evde. Arada zaman geçti ya. Geçti. Sürmeye de gittim yanına. Aradı mı seni? Direkt. Ben burada bağ bahçe yapardım gene. Tereyağı yapardım burada. Getirdin mi ona bana bir eşantiyon bir şey yoksa? Tabi her vakit her bir köyden ne getirsem getirdim ona. Promosyon. Tabi. Mesela sen gelirdin oraya. Sana geldim abi. İbrahim ayağını kırdı zaman bakkal İbrahim. Rafa çıkar çaldırdın ya. Ücretsiz. Size vagonu da göstereyim arkadaşlar. İki senelik tütününü yapmış Hacı abi. Yıllardan beri. Yapar. İhtiyacı kadar içiyormuş. İçiyormuş. Amca. Vagon yolu böyle olurdu. Gördün bunlar mü? Bunlar toz halini nasıl geliyor? Onu kıyacak şimdi Hacı abi. Gazete kağıdından bir karton kutuya koyacak. Saklayacak. Anladın? Bu naylon güzel. Yok, bu sağlamdır ya. O eski katmanlar da sağlam bir kem ha. Onlar da sağlam. Ondan yedisi kalınlı var. Eskiden o tekelin verdiği vardı da tekel veriyordu yani. Aha. Onlar da çok sağlamdı. Onlar da belli ölçülerdeydi herhalde. Sarılmış böyle şey değildi böyle. Tura yani, şeklinde. Eğer açtığında bir şey olurdu hani. Bir vagonluk gibi yaptılar onları. Evet. Yıllar sonra tütün işini yine burada gördük Samet. Evet. Eskileri hatırladım. Eskiden dağ taş tütün dikilirmiş burada ya. Daha eskiden mi? 2 ton tütün yapardık ya. Çok işi vardı bu tütün. 2 ton mu? Abi. Şu an 2 ton tütün yapsam var ya. Ehe, orada trilyon da. 2 ton tütün bugünün parasından ne yapar ya? Yapar 20 trilyon. Bak ha burada 15 dönüm, 20 dönüm yer var ha burada. Sadece tütün bahçe, bağ bahçe hariç.
Bak. O zaman babası öyle ya, şey tutunuyordu. Dağ taş tutuyor. Bak oradan al. Dereye o yankı kıya kadar, dereye kadar. Ta o kork ev, abimin evinin yanına kadar. Buralara bak, komple bizimdir. Hmm. Ondan sonra 13 tane yer var. Camene Vagofe. İki... Tabi oraya da yapardık. Ya tutuyor muydu? Tabi. Tabi. Ural abi da yapardı onu. Tabi. Eskiden yapmayan yok idi ki. Bundan geçiniydiler de. Biz buna, biz bunun parasına hiç el vurmazdık. Ya o zaman da para da aynı fındık gibiydi. Para etmez miydi? Bir şeyler para etmez yani. Etmesi ayrı bir konu. Biz bunu inşaata giderdik. Rahmetli babamın zamanında. Bunu yapardık öyle boş kalana, bayağı garlara yardım ederdik burada. Ama biz de geri candık. He. Yani parada gelecek bir yerde de çok çalışacak işte yani. Tabii nasıl? Tabii. Ya eskiden ne bileyim öyle ya. Tamam tütün vardı ama para etmezdi yani. Etmez. Bir şey yok olduğu zaman para yaparsan para ediyor. Mesela haşini yaptığımı para ediyor. Haşini ooo. Şu an yapsan para ediyor mesela ama o zaman her yer tütündü yani nasıl para etsin, nasıl kilosu olsun. Ama abi. Şimdi bu iş kısıtlandı. Şu an sen yapıyorsun. İşimize tekrardan geri dönüş yaptık. Sonra tuşları yapıyoruz şu anda. Yıkama, temizleme, takım toparlama. Tabii bunun derzi var ama bugün yapılmayacak. Derzi, süpürkeliği. Mermerleri. Şu kenarların mermerleri, küpeşteleri. Biz konuşmadık, biz yapmayacağız bunları. Ya mermerler bizde değil, aynı. Evet, tak diyorsa takarız. Çünkü... Tak diyorsa takarım bunları ya. Jilet gibi oldu. Mak 3 turba gibi oldu. Şimdi yarın da zaten kuruyacak. Hı hı. Banyo bittiği zaman süpürgeyle filan. Evet. Yarın gelir misin bana yardım edin? Yok. Hı? Vallahi şey yok ki, kum yok ki. Yok, kum alırlar. Duvarlar var ya. Ne zaman alırlar? Yarın gelir. İşimiz bitmiştir. Bugünlük işimiz bitmiştir. Yarın devam. Yarın ben dağıtım yapacağım. Buraya gelemeyeceğim. Ertesi gün yine buradayım. Kum taşıyacağım. Gidiyoruz. Aha buradan da çekeyim mi orayı? Şu üstten bir kuş bakışı da çekeyim. Aha da yaptığımız yer burada. Öyle bir L şeklinde balkon. Güzel yani manzarası harika. Ev bayağı eski. Çok işi var. Ama yaptıktan sonra illaki olacak. Hadi in gidiyoruz. Gidelim bakalım aşağılarda ne var ne yok. Eve geldik. Şimdi denize gideceğiz. Çocuklara söz verdik denize gideceğiz diye. Sözümüzde duralım. Aslında görüyorsunuz havayı. Değil mi? Her an yağmur yağabilir. Ama bir geldik ki çocuklar hazırlanmış. Simidini bile takmışlar. Kolluklarını takmışlar. E hani denize gidecektik? Dediler. Bilirim o duyguyu. Çok kötüdür. O yüzden gidelim. Yağarsa da geliriz artık. Ne yapalım. Burcu da gelecek. Bugün bayağı kalabalık. Yani bir arabaya sığmayacağız. Ne var ne yok. Dolaşıp denize gideceğiz işte.
Taksi çağırdık arkadaşlar. Biz taksiyle gideceğiz. Şey yapalım Burcu. Oradan da alınacak varsa alalım. Sadece 3 kişi gitmeyelim. Onlar da kalabalık. Hoş geldiniz, altın hoş geldin. Şuradan çocuklara verin bize, bir daha yürütmeyin yok. Ha buradan verin bakayım çocuklara. Yusuf bebek içeride. Ha orayı açın, açın. Adamım geldi, adamım. Yusuf, Yusuf'a bile söz verdik, getireceğiz seni diye. Zeynep nerede? Anam. Bakalım, bakalım plaj nasıl? Zeynep bekle. Şu tarafa gidelim. Nereye? Şu tarafa mı? Zeynep'ten tarafa. Yapma ya. Emre. Şuraya. Kalabalık yengecim orada. Geçelim şuraya. Şuraya. Gel, getir kolunu. Getir kolunu. Şeyleri çekeceğim. Geçir koluna. Koluna bir geçirelim. Bu kadar istiyorum. Bu kadar nedir? Getir tamam diğer kolunda. Şişireceğiz onları şimdi dur. Geçir. Bu kadar nedir? Tamam. Lütfen. Ne yapayım? Ya biraz daha sola doğru duvara yakın Mustafa abi. Tabii. Sen kendin yani çok da orta ama biraz daha duvara doğru olsun. Tamam, sen kendin karar ver Mustafa abi. Ne? Köpek mi? Nereden çıktı bu köpek yavrusu? Bunu kim bırakmış buralı? Dur bakayım. Bu çok tatlı bir seter köpeği. Aynı da Linda'ya benzemiyor mu? Linda'dan daha güzel. Linda'dan daha güzel. Daha sevimli. Ya Linda. Aynı Linda. Anam sen Linda'ya benziyorsun. Ama bu sahiplidir ha. Yani. Ne yaptın? Ama güneşte yok yani. Gel bakayım bir. Hayır. Yanım mıdır acaba ya? Gel. Al onu al. Gel. Ne olacak? Havlu düşebilirim mi? Yeter ya mi? Burada oturayım da ben kollayabilirim. Otur. Çok güzel değil mi? Otur. Hayır. Hayır. Ayağını da attı sana bak. Gitmiyor arkadaşlar. Burada bebek var. Allah Allah. Kaldık sıkıntı ya. Otur. Dişi de.
Dişi köpek. Kim sahiplidir bu? Şey köpek. Ona da baksana abi. Aa, orada da var bir tane. Bu sahipsiz ha. Bu köpek sahipli olması lazım. Ben seterden anlıyorsam bu köpek... Ya bizi niye geldi? Buraya niye geldi? Bilmiyorum. Bir... Mutlaka birisinindir bu ya. Ahmet abinin değil de. Yok. Bakayım az. Bir inceleyeyim onu bakayım. Yok, güzel bak. Böyle dişlerine bir bak ha. Yani... Az bir dişeyi, şunu da kenarlarını kaldırsan hadi. Şeyi güzel. Biz etsiz bir köpek değil yani. Kapma cinsi köpek yok, değil. Yok yok yani. Öyle bir şey yok da. Allah Allah. Alalım mı bunu Samet? Yok almam da çok güzel bir seteri yani. Yavru şu anda bu 5-6 aylık civarlarında. Bakayım. 5 aylık ha bu köpek. 5-6. Tabii tabii. Küçük ya. Arkadaş. Aynı şey, dergi kapağı gibi duruyor ha. Acaba sahipli midir ya? Otur, hayır. o sen onu sevdin ya, daha gitmez. Denize de girmiş o. Kuzey. Kuzey. Ya Yiğit ne yapıyorsun oğlum ya? Denizde salatalık mı yiyorsun? Efendim. Ne vereyim? Tamam. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gel bakalım. Küçük ya, küçük çocuk. Nasılsın? Kapat orayı tekrar. Gördün mü sen? Tekrar çeker mi? Gördün mü sen? Nasılsın abla? Ya iyi sayılırız. İyi misin? Eğlendin mi? Çılgınlar gibi. çok. İyi tamam, bugünlük böyle bir video geldi. Hem yorulduk hem eğlendik. Yok, güzel. Güzel. Zaman geçirdik ailecek. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.